Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Suudi Arabistan'la normalleşmenin Tel Aviv yönetimi için Gazze'de yürüttüğü savaştan çıkışın ve yeni bir ufka açılmasının anahtarı olduğunu söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda WEF yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve bölge ülkeleriyle normalleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Herzog, açıkçası tüm normalleşme sürecinin bir parçası olarak Suudi seçeneği, savaştan yeni bir ufka doğru çıkmanın anahtarıdır dedi. Riyad yönetimiyle normalleşmenin hala hassas ve kırılgan olduğunu belirten Herzog, olası bir normalleşmenin ezberleri bozacağını iddia etti. İsrail'in Orta Doğu'da Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelebilecek tehditleri engellediğini savunan Herzog, tüm insanlık için, özgür dünya için bir savaş veriyoruz, açıklamasında bulundu. Herzog, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la yaşanan çatışmalara değinerek, İsrail olmasaydı, sıra Avrupa'da olurdu ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Herzog, hali hazırda 136 İsrailli esirin Hamas'ın elinde olduğunu ve söz konusu esirlerden 4, ünün 2014'ten bu yana Gazze'de tutulduğunu belirtti. Herzog, uluslararası kamuoyuna, İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.